Değerli arkadaşlarım, tekrardan merhabalar. Ünite tekrar videolarımıza ikinci ünitemiz olan Teen Life ünitesiyle devam ediyoruz. Teen Life ünitesinin kazanımlarına geçmeden önce birinci ünitemiz Friendship ünitesinin hemen başında What are the personal traits of a good and bad friend to you şeklinde bir soru yöneltilmişti size. Kişisel özelliklerde personal traitler hatırlarsanız iyi ve kötü arkadaşın kişisel özellikleri size göre neler diye bir soru yöneltilmişti ve bu soruya cevaben de bazı sıfatlar verilmişti. İsterseniz önce bir sıfatların anlamlarını tekrar bir hatırlayalım. Honest, dürüst demekti. Jealous, kıskanç. Understanding, anlayışlı. Tactful, düşünceli, ince ruhlu. Sneaky, sinsi. Generous, cömert. Self-centered, bencil, kendini düşünen. Caring, ilgilenen, şefkatli. Fair, adil. Loyal, sadık. Bad-tempered, kötü huylu. Mean, cimri. Aggressive, sinirli, kızgın. Adventurous, macera perest. Arrogant, kibirli. Helpful, yardımsever. Unreliable, güvenilmez. Stubborn, inatçı. Amusing, eğlenceli. Determined da kararlı anlamına geliyordu. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız bizim için iyi bir arkadaşın önemli olan özelliklerinin yanına birer tane yıldız koymuştuk. İsterseniz bu sefer de sizin için kötü bir arkadaşta olan özellikler neler, onların yanına birer tane eksi koyabiliriz. İkinci ünitemiz yani Teen Life ünitesinde nelerden bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar? Aktiviteler var bol bol Teen Life ünitesinin içerisinde. Go to Cinema var. Go to Cinema'nın içerisinde See Movies, Watch Films'den bahsedeceğiz. Attend, katılmak kelimesinin ek anlamları olan Join, Participate ve Take Part'ın ünite içerisinde karşımıza çıktığını göreceğiz. Spend time on the net, Teen Life deyince tabii ki internette vakit geçirmek en önemli kısmı kapsayacak ünitemizin. Go online'ı internete girmek anlamında kullanacağız. Use social media, sosyal medya kullanımı. Learn a language, bir dil öğrenme kısmında learn French, practice German gibi cümleler ya da kelime grupları karşımıza çıkacak. Do sports'ta do exercise, workout ki burada workout önemli değerli arkadaşlar. Dışarıda çalışmak, dışarıda antrenman yapmak anlamına geliyor workout. Go training, sporla uğraşan arkadaşlar iyi bilirler antrenmana gitmek anlamında. Do online shopping, son dönemlerde belki internete en fazla kullandığımız sebeplerden bir tanesi do online shopping. İnternet üzerinden bir şeyler satın almak şeklinde aktivitelerden bahsedeceğiz. Aynı şekilde before school aktiviteleri var. Okuldan önce neler yapıyoruz biz? Get up, kalkıyoruz. Wash my face and hands. Elimizi ve yüzümüzü yıkıyoruz. Get dressed, giyiniyoruz. Have breakfast, kahvaltımızı yapıyoruz. At school, okulda ne yapıyoruz? Take classes at school. Okulda ders görmek anlamında kitabımız take classes ifadesini kullanmış. Biz de bunu kullanmaya devam edeceğiz. Have lunch at the school canteen. Okul kantininde öğle yemeği yiyoruz. Burada siz at the'dan sonrasını eğer evde yiyorsanız home şeklinde ya da gittiğiniz böyle belli bir yer varsa orasının adını vererek cümleyi ya da kelime grubunu tamamlayabilirsiniz. Classes start, finish derslerin başlaması ve bitişi. Class kelimesini arkadaşlar sınıf olarak algılamayalım burada. Class kelimesi direkt ünitemizin içerisinde ders anlamında karşımıza çıkıyor. After school nedir? Okuldan sonra yaptığımız aktiviteler. Follow after school activities. İşte son dönemlerdeki kursları bunun içerisine katabiliriz. Eğer sizin takip ettiğiniz bir özel bir kurs varsa, bir spor kursudur, bir müzik enstrümanı kursu varsa bunları düşünebiliriz. Arrive home from school. Tabii ki okuldan eve varıyoruz. Do homework. Ödevleri yapmak. Surf the net. Chat with friends online. Bizim öğretmenlerin herhalde en zor anlamakta, en zor problem yaşadığımız kısım burası. Bütün gün bir arada olan arkadaşlar eve gider gitmez bir de internetten halen daha iyi konuşurlar. Gerçekten bunu anlayamıyoruz. Spend time with family, aileyle vakit geçirmek. Meet friends, arkadaşlarla bir araya gelmek. Attend a music course, bir müzik kursuna katılmak. Ve basketball training gibi aktiviteler ünitenin içerisinde karşımıza çıkacak. Yine ünitemizin önemli kazanımlarından bir tanesi simple present tense olacak. Yani geniş zaman gibi Türkçe'ye çevirebiliriz. Geniş zamanla beraber adverbs of frequency dediğimiz sıklık zarfları ünitenin kazanımları arasında karşımıza çıkacak. Şimdi sevdiğimiz şeyleri neden sevdiğimizi, sevmediğimiz şeyleri de neden sevmediğimizi anlatan cümleler göreceğiz arkadaşlar ünitede. I like, love, prefer gibi kelimeler.
bizim bir şeyi sevdiğimizi anlatmak için kullanacağız. Ki bunlar fiildir, like, love, prefer ama fond of, interested in, crazy about ya da keen on gibi kelimelerse daha çok to be fiiliyle beraber kullanıldıkları için am, is, are kelimeleriyle beraber göreceğiz bunları. Yukarıdaki grup bir şeyi sevdiğimizi anlatmak için kullandığımız kelimeler. Cevaben bunlara sebep olarak da, because olarak da exciting, heyecan verici, fun, eğlenceli, trend, modaya uygun, terrific, muhteşem, harmonic, uyumlu, energetic, enerjik, magnificent, muhteşem yine, impressive, etkileyici gibi sıfatlar kullanacağız. Bir şeyi sevmediğimizi anlatırken de hate, don't like, don't prefer gibi yapılar kullanırken can't stand diye bir tabir karşımıza çıkacak. Can't stand, katlanamamak olarak kullanacağız. Yine bunların sebebini de boring, sıkıcı, unbearable, katlanılmaz, ridiculous, saçma, gülünç, terrible, berbat, disappointing de hayal kırıklığına uğratıcı gibi kelimelerle bunların sebeplerini anlatacağız. Yine WH question mark dediğimiz WH harfleriyle başlayan soru kelimeleri de ünitemizin kazanımları arasında karşımızda var arkadaşlar. Müzik tipleri, müzik türleri, pop, rock, rap, techno, classical, beatbox, jazz, opera, heavy metal gibi müzik tipleri sorularda sık sık karşımıza çıkacak. Şimdi Upsweep'in kitabımız böyle bir etkinlikle başlamış. Demiş ki, read and number the daily routines from first thing you do to the last one on a typical day. Normal bir günde aşağıda verilen etkinlikleri sabah ilk yaptığınızda bir diyerek numaralandırın. Eğer yapmadıklarınız varsa cross yapın, yani çarpı koyun bunların arasında. Şimdi ben kendime göre bunları numaralandırdım. Dedim ki bir numarada get up olmalı, kalkmak olmalı. İkide wash my face and hands, elimi yüzümü yıkamak. Üçte get dressed, giyinmek. Dörtte have breakfast, kahvaltı yapmak. 5'te go to school, okula gitmek. 6'da take classes at school, derse girmek anlamında kullanacaktık take classes'ı hatırlarsanız. 7'ye have lunch dedim, öğle yemeği yemek. 8 arrive home from school, okuldan eve varmak. 9 spend time with my family, ailemle beraber vakit geçirmek. 10 have dinner, akşam yemeği yemek. 11 watch TV programs, televizyon programları izlemek. 12 surf the internet, internette surf yapmak, gezinmek. 13 go to bed şeklinde sıraladım. Listen to music, evet gün içerisinde müzik dinliyorum ama bunun belli bir zamanı yok. O yüzden sıralamanın içerisinde bir yer bulamadım buna. Çarpı koydum yanına listen to music'in. Read a newspaper, gazeteyi genelde online okumayı tercih ettiğim için normal newspaper'ın yanına çarpı koydum. Follow after school activities, yapmadığım bir etkinlik olduğu için çarpı koydum. Chat with my friends online. İlerleyen ünitelerimizde göreceğiz arkadaşlar. Face to face communication diye bir şey göreceğiz. Yüz yüze konuşmak daha çok tercihim olduğu için chat kısmına çarpı koydum. Do my homework de yine yapmadığım kısımlar arasında olduğu için çarpıyla devam ettim. Prepositionlar yani edatlar İngilizce'de bizim tek başına bir anlam ifade etmeyen, kendilerinden sonra gelen isimle anlam bütünlüğü oluşturan kelimeler olarak gruplandırabileceğimiz bir kelime türüdür diyebiliriz prepositionlara. Biz daha önce place olarak biliyorduk bunları, yer olarak biliyorduk. İşte in içinde, on üzerinde, under altında, next to bitişiğinde, behind arkasında gibi kelimeler olarak karşımıza çıkmıştı prepositionlar ama bir de time bildiren prepositionlar var ki in, on, at şeklinde 3 taneler bunlar. Time bildiren kelimeler, cümle içerisindeki time expressionlar, zaman bildiren kelimeler değerli arkadaşlar. Eğer yüklem görevinde değilse cümle içerisinde önüne muhakkak in, on, at kelimelerinden bir tanesini, prepositionlarından bir tanesini alması gerekiyor. Tabi rastgele değil bu, belli bir kural dahilinde. Buna şöyle diyebiliriz. Eğer bir saat vereceksek cümlenin içerisinde, örneklerde de olduğu gibi işte half past 7, quarter past 8, 9, 5 past 11 gibi bir saat verilecekse onun başında at. Günün 3 ana bölümü morning, afternoon ve evening'den bahsedilecekse onun başında yine in. Günün diğer 3 bölümü noon, night ve midnight'dan bahsedilecekse, öğlen, gece ve gece yarısından bahsedilecekse onlardan önce at. Gün isimleri verilecekse Monday, Friday gibi on. Weekdays, yani hafta içi günlerden bahsedilecekse weekdays'in önünde on.
Weekends biraz karışık bir durum değerli arkadaşlar. Bazı kaynaklarda weekends'in önünde at, bazı kaynaklarda on göreceksiniz. İşte kimi kaynaklar diyecekti işte Amerikanca'da on, Amerikan İngilizcesinde on, İngilizcesinde at diye karşımıza çıkar. Ama biz şu anda kitabımız on olarak kullandığı için weekends'i biz de on gibi düşüneceğiz. Burada belli bir tarih, pardon, günlerden sonra tam bir tarih verilirse mesela 1 Kasım 1922 gibi ya da 19 Mayıs 1919 gibi tam bir tarih verilirse yine 10 kelimesini kullanıyoruz arkadaşlar. Yine belli başlı günler vardır. Mesela bu günlerin isimleri verilirse, yani bu günlerin söylendiğinde herkesin adına, aklına aynı tarih gelmesi lazım. Mesela Cumhuriyet Bayramı dediğimizde, Republic Day dediğimizde yine önünde 10 kullanıyoruz. Çünkü Republic Day dediğimizde herkesin aklına aynı tarih geliyor. Aylardan bahsederken June, May gibi aylardan bahsederken yine önünde in kullanacağız. Mevsimlerden bahsederken winter, spring, autumn ya da summer gibi yine önlerinde in kullanacağız. Yılların önünde değerli arkadaşlar 1919, 2014, 2020 gibi yine in kelimesini tercih etmemiz gerekiyor. Time expressionlardan ünitemiz içerisinde bahsederken yine bazı prepositionlar kullanacağız. Mesela from'u kullanacağız. From biz ilk olarak işte bir nereli olduğumuzu anlatmak için kullandık ama aslında from den'dan anlamı veren bir prepositiondur. İşte bir iş belli bir saatte başlayıp belli bir saate kadar devam ediyorsa from ve to prepositionlarını kullanarak anlatabiliriz. İşte örnek veriyorum, sizin okulun 8'de başlayıp 3'te bitiyorsa from 8 to 3 şeklinde bunu anlatıyoruz time expressionların içerisinde. Kitabımız böyle bir etkinlik vermiş. Bir bakalım, bir parçayı okuyalım isterseniz. I got up very early on weekdays. Weekdays'in hemen önünde on kelimesini kullanmış. Dikkat edin arkadaşlar. Hafta içi günlerde çok erken kalkarım diye bir cümle. Yani on orada üzerinde anlamı vermek için yok. Sadece weekdays kelimesi orada olduğu için on var orada. Yani bir kural gereği, bir anlam bütünlüğü oluşturmak için değil de kural bütünlüğü oluşturmak için on var orada. I have an enormous breakfast with my family at about 7. About normalde hakkında anlamındaydı hatırlarsanız ama bu ünitemizde ve bundan sonraki ünitelerimizde de about aşağı yukarı anlamında da karşımıza çıkacak. Aşağı yukarı saat 7'de ailemle beraber kahvaltı yaparım. And then go to school at quarter past 8. I have lunch at school at half past 12. My lessons finish at half past 3 şeklinde yine bir saat ifadesi verilmiş ve önünde at var. I follow after school activities from 4 o'clock to 6 o'clock in the afternoon. Yani öğleden sonra başlayan bir aktivite ama 4'te başlayıp 6'da bitiyor. 4'ten 6'ya kadar. I arrive home from school at half past 6 every day. I get up late and have breakfast with my family on weekends. Weekend'in önünde yine 10 var. I attend my music school from 11 to half past 1 on Saturdays and Sundays. Şimdi Saturdays ve Sundays önemli arkadaşlar. Çünkü restatement dediğim soru tarzlarında, yani yukarıda size weekends diye verilen, soru kökünde weekends diye verilen kısımda şıklarda Saturdays and Sundays şeklinde kullanımını görebilirsiniz. O yüzden cumartesi ve pazar günlerinin hafta sonu günler olduğunu, yani Saturdays and Sundays'ın weekend eşit olduğunu aklımızda tutmakta fayda var. I chat with my friends online in the evenings. Evening'den dolayı in getirilmiş. I watch a movie with my friends on Saturday evenings. Şimdi böyle bir durumda ne yapacağız? Yani hem gün var hem evenings var, günün bölümü var. Burada önemli olan bizim için gün, daha büyük olan bizim için önemli. O yüzden Saturday'den dolayı on kelimesini kullanıyorum. I usually go to bed after half past 11 on Fridays and Saturdays diye parça bitmiş. Yine kitap bazı aktivitelere vermiş. Bu aktivitelerin isimleriyle resimlerin eşleştirilmesini istiyor. Playing tennis, tenis oynamaktı. İlk etkinliği kitap yapmış. Skydiving, birinci resimdeki anlatılan ifade arkadaşlar. Yani uçakla, paraşütle atlamak olarak düşünülebilir. Skydiving tam olarak Türkçesi. Playing soccer, soccer futbolda eş anlamlıydı hatırlarsanız. O yüzden altıncı resimle eşleştiriyorum futbol oynamayı. Swimming, yüzmek demekti. O yüzden 5. resimle eşleştiriyorum. Doing karate, karate yapmak.
Yani ikinci resimle eşleştirilebilir. Riding a bike da yani bisiklete binmekte dördüncü resimdeki kişinin yaptığı etkinlik olarak düşünülebilir. 6 tane spor verilmiş. Playing tennis, skydiving, playing soccer, swimming, doing karate, riding a bike şeklinde. Bu sporlarla ilgili de 5 tane başlık belirlenmiş, daha doğrusu sütun belirlenmiş. It's healthy, sağlıklı. It's popular in Turkey, Türkiye'de popüler. It's exciting, heyecan verici. People do it just for fun. İnsanlar bunu sadece eğlence için yapıyorlar. It is so boring, çok sıkıcı şeklinde. Daha sonra da bu eşleştirmelerden sonra yani tiklemelerden sonra bunu da bir cümle içerisine alacağız. En son olarak ben şöyle düşündüm tikleme sonunda işte dedim ki I think playing soccer is very popular in Turkey. Futbol oynamak Türkiye'de çok popüler bir aktivite. But ama bağlacını yani zıttık bildiren ama bağlacını araya koyduktan sonra it is boring diye affedersiniz sıkıcı diye cümleyi tamamladım. Şimdi playing tennis benim için healthy bir aktivite. Swimming yine aynı şekilde sağlıklı bir aktivite. Riding a bike, bisiklete binmek sağlıklı bir aktivite olduğunu düşündüğüm için birer tane tik koydum. Türkiye'de popüler olarak baktığımızda playing soccer ve riding a bike benim için popüler gibi gözüküyor Türkiye'de dedim. O yüzden onların yanına birer tane tik koydum. Exciting, heyecan verici. Sanırım skydiving en heyecan verici kısım bunların içerisinde. Yine aynı şekilde doing karate. Karate yapmak heyecan verici olarak düşündüğüm bir spor. People do it just for fun. İnsanların sadece eğlence için yaptıkları olarak düşündüğüm bir spor yok işin açıkçası arkadaşlar bunların içerisinde. Çünkü sporlarla uğraşan arkadaşlarımızın genelde bunları hayat tarzı haline getirdikleri yani eğlence ötesinde bir de görev bilinciyle bu işleri yaptıklarını bildiğimiz için sadece eğlence için yapılıyor kısmını işin açıkçası boş bıraktım. Sıkıcı olarak nitelendirdiğim işte playing soccer bana göre sıkıcı bir etkinlik olduğu için dedim ki I think playing soccer is popular in Turkey but it is boring. Sizler de değerli arkadaşlar kendi düşüncelerinize göre tiklerin yerlerini değiştirebilirsiniz. Ünitenin başına demiştik ya WH question word'ler yani WH'lerle başlayan soru kalıpları ünitemizin önemli kazanımlarından bir tanesi. Normalde hani ilerleyen İngilizce'de, advanced İngilizce'de bunları cümle içerisinde kullanımlarını da göreceksiniz. Ama şu aşamada bu kelimeler varsa yani what, where, when, who, how often, what time gibi kelimeler varsa bu kelimeler cümlenin en başında yer alırlar ve ortaya bir soru cümlesi çıkartırlar. What, ne, where, nerede, when, ne zaman, who, kim, kimi, kime yani özneyi sormaya ya da nesneyi sormasına göre anlamını değiştirebilen bir kelime. Who, how often, hangi sıklıkta, what time, saat kaçta gibi anlamları olan kelimeler. Şimdi student A ile siz arasında ya da student B ile ya da student C ile siz arasında geçtiğim varsayılan bir diyalog var. İlk soruda, student A'nin sorduğu ilk soruda arkadaşlar what kelimesiyle başlıyor. What activity? Hangi aktiviteyi regularly düzenli olarak demekte hatırlarsanız düzenli olarak yaparsınız. Burada what ne anlamına geliyor olmasına rağmen Türkçe'ye tam bir çeviri, daha düzgün bir çeviri olması açısından hangisi diye düşündüm ben. Hangi aktivite düzenli olarak yaparsın diye ama tabii ki direkt ne aktivite düzenli olarak sen yaparsın gibi de düşünülebilir. I take cooking classes demiş yani yemek pişirme dersleri aldığından bahsetmiş. How often hangi sıklıkta anlamına gelen soru kelimemizdi. How often do you take cooking classes? Hangi sıklıkta sen aşçılık yemek pişirme derslerini alırsın, bu derslere girersin? Once a week. I take cooking classes once a week. Once ne demekti değerli arkadaşlar? Bir kez demekti. Twice iki kez demekti. Bundan sonra 3 kez demek için 3 times, 4 kez demek için 4 times, 5 kez demek için 5 times şeklinde devam ederdik. Bu aralık yani bu sıklık hangi zaman dilimine göre yapılıyorsa da once'dan, twice'dan ya da 3 times'dan ya da 4 times'dan hemen sonra da onu veririz. Şimdi kitaptaki örnekte ne demiş? I take cooking classes once a week. Once bir kere yapılıyor. Hangi sıklıkta bir kere yapılıyor? A week yani bir haftada bir kere aşçılık derslerini alıyor. Who do you take cooking classes with? Şimdi az önce hani bahsettim ya, who'nun
cümle içerisinde özneyi ya da nesneyi sormasına göre anlam değiştirir. Who, burada you öznesinin olduğunu görüyoruz cümle içerisinde. Who demek ki burada nesneyi soruyor. Zaten cümlenin en sonuna bakarsanız arkadaşlar, ne anlamına gelen with bağlayışının, affedersiniz, with edatının tek başına orada kaldığını görüyoruz. O yüzden who'la with'i birleştirmekte fayda var Türkçe'ye çevirirken bu cümleyi. Kim ile sen aşçılık derslerini alırsın? With my best friend Ceren'le. En iyi arkadaşım Ceren'le. Where, nerede anlamındaydı hatırlarsanız. Where do you take the classes? Nerede alırsınız bu dersleri? I take the classes at a cooking school. Bunları bir aşçılık okulunda alıyoruz. When do you attend the classes? When ne zaman anlamına geliyordu? Ne zaman derslere katılıyorsunuz? Attend, join, take place gibi kelimeler eş anlamlıydı hatırlarsanız. I usually attend the classes at 9 a.m. on weekends şeklinde cevabını vermiş. Şimdi yukarıda karşılıklı bir diyalog olduğu için arkadaşlar you diye sorulmuş, I diye cevap verilmiş. Ama aşağıya dikkat edin, Serenay takes cooking classes once a week şeklinde yazmış. Yani yukarıda I öznesiyle başladığında take cooking classes diye devam ederken aşağıda I öznesini Serenay'a çevirdiğinde, yani she'ye çevirdiğinde take'in sonuna bu sefer bir s takısı gelmiş. Peki neden var bu? Simple present tense'den dolayı var. Yani geniş zamandan dolayı var. Şimdi geniş zaman dediğimiz şey nedir İngilizce'de? Türkçedeki geniş zaman İngilizce'de de simple present tense olarak karşımıza çıkar. Şimdi İngilizce'de geniş zaman dediğimiz şey de zaman yapısında, tense yapısında arkadaşlar önemli olan cümlenizin hangi özneyle başladığıdır. I, you, we, they öznelerinden bir tanesiyle başlıyorsa cümleniz fiiliniz direkt yalın haldedir. Başka herhangi bir yardımcı fiil kullanılmadan direkt fiile geçilir ve fiile hiçbir ek getirilmez. Ama özneniz o grubu öznelerden bir tanesi ise, yani he, she'den bir tanesi ise, bu sefer fiilin sonuna sadece bir s takısı getirmeniz gerekir. Örneklerde de göreceğiniz üzere. Peki yardımcı fiil ne işe yarar İngilizce'de? Yardımcı fiil yanına not alarak cümleyi olumsuz yapar. Yardımcı fiil özneyle yer değiştirerek cümleyi soru yapar. Ama simple present tense'in normal olumlu cümlelerine baktığınızda ortada bir yardımcı fiil yok. Bu tarz yapıların ortak yardımcı fiili do'dur değerli arkadaşlar. O yüzden özne I, you, we, they olduğunda simple present tense olumsuz cümle yaparken direkt don't yardımcı fiili ve fiille devam ederim cümleme. Ama özne he, she, it olduğunda normal olumlu cümle yaparken fiilin sonuna bir s takısı getiriyordum hatırlarsanız. Olumsuz yaparken, yani do'yu kullandığımda o fiilin sonundaki s takısını alıyorum, do'nun sonuna getiriyorum. Yani artık fiilin sonunda olumsuz cümle yaparken simple present tense'de fiilin sonunda s takısı yok. S takısı yer değiştirip do'nun sonuna gidiyor. Do'nun son harfi o olduğu için s değil de es olarak kelimenin sonuna adapte oluyor. Yani doesn't diye ikinci bir yardımcı fiil karşımıza çıkıyor simple present tense'de. Yine soru yaparken tabii ki az önce de dediğim gibi yardımcı fiil ne işe yarar? İşte olumsuz yapmaya yarar, yanına not alırken aynı zamanda da özneni yer değiştirerek cümlede cümleyi soru cümlesi yapmaya yarar. Haliyle I, you, we, they'de yine sadece do'yu kullanırken he, she, it'te does'ı kullanıyorum. Özne he, she, it olduğu takdirde cümlenin en başına does'ı geçiriyorum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Kısa cevap verirken ve uzun cevap verirken simple present tense'de do'la ve does'la yapılmış sorulara. Şimdi ilk örnekte diyor ki do you wake up early? Şimdi buna kısa cevap verecekseniz kısa cevap vermenin mantığı neydi? Yes ya da no'la başlardık. Özneyi kullanırdık, sonra o öznenin o yapıda aldığı yardımcı fiille cevabımızı bitirirdik. O yüzden do you wake up early sorusunun kısa cevabı yes I do ya da no I don't olarak yapılabiliyor. Ama uzun cevap verecekseniz eğer yes I wake up early şeklinde do'yu kullanmadan olumlu cevap verdiğim için, olumlu cümle kurduğum için do'yu kullanmadan direkt fiile geçerek yes I wake up early diye uzun cevabı oluşturuyorum. Olumsuz cevap verirken aslında çok böyle bir sıkıntı yok. Yes'teki kadar dikkat etmem gereken bu durum yok. Direkt orada no, I don't kısa cevapken no, I don't wake up early uzun cevap olarak kullanılabiliyor. Aynı şekilde does your sister like ice cream sorusuna yes she does diye kısa cevap verebilirken bu kısa cevabı, olumlu kısa cevabı uzattığımda does artık kullanmıyorum. Onun yerine yes she likes ice cream diye cevabımı veriyorum. Olumsuz cevapta yine özne you olduğuna göre çok büyük bir farklılık yok. No she doesn't ya da uzatarak no she doesn't like ice cream şeklinde cevabımı veriyorum.
Ünitemizin içerisinde değerli arkadaşlar, affedersiniz. Ünitemizin içerisinde simple present tense ile beraber frequency adverbs, yani sıklık zarfları da dikkat çeken konulardan bir tanesi. Şimdi sıklık zarfları, normalde zarflar İngilizce'de cümle içerisinde cümlenin genelde sonunda tercih ettiğimiz kelimelerdir. Sıklık zarflarının özelliği ise cümle içerisinde özneden hemen sonra yer alırlar. İşte how often ile beraber sorduğumuz, yani hangi sıklıkla anlamına gelen how often soru kelimesiyle beraber sorduğumuz sorulara genelde cevap vermek için kullandığımız kelime grubu diye düşünebilir frequency adverb'ler. İşte bir şeyi çok sık yapıyorsak, sürekli yapıyorsak, her zaman yapıyorsak ve %100 olarak gösterebileceğimiz always ile anlatırken, genelde anlamında usually ya da onun eş anlamlısı olan generally, sık sık anlamına gelen often kelimesi, sometimes bazen anlamına gelen sometimes kelimesi, rarely seldom nadiren anlamına gelen sıklık zarfları ne var da asla anlamına gelen sıklık zarfımız. Burada özellikle never önemli. Never girdiği cümleyi yapı bakımından olumlu, anlam bakımından olumsuz yapar sevgili arkadaşlar. O yüzden never kullandığınız cümleyi bir kere daha olumsuz yapmanıza gerek yoktur. Şimdi genel anlamda cümlenizde bir yükleminiz olacak. İngilizce'de de aynı şekilde Türkçe'deki gibi bir yüklem kullanacaksınız. Bu yüklem dışında cümlenize bir fiil daha eklemeniz gerektiğinde aynı Türkçe'deki isim fiiller, sıfat fiiller ya da zarf fiillerde olduğu gibi o fiilin şeklini değiştirmeniz gerekiyor, yapısını değiştirmeniz gerekiyor. İngilizce'de de ilk olarak karşımıza çıkan kısım bizim Türkçe'deki isim fiiller gibi düşünülebilir. Yani bir eylemi sevip sevmediğinizi anlatmak istiyorsunuz. Like'la, love'la, enjoy'la, hate'le cümlenize başladınız. Daha sonra o eylemi vereceksiniz. O eylemin işte like'ın, enjoy'ın kendilerinin has yapılarından dolayı sonlarını ing takısı alarak isimleşmeleri gerekiyor. Yani I like football dediğinizde hiçbir sıkıntı yok. I like volleyball dediğinizde hiçbir sıkıntı yok. Ama buna bir de oynamak eylemini, play eylemini eklemek istediğinizde sizin esas yüklem görevindeki fiiliniz like, o play fiilinin bir şekilde isimleşmesi gerekiyor. İngilizce'de bunun yolu ya o fiilin başına to getirmek ya da sonuna ing takısı getirmek de mümkün. Like fiilinin ya da burada bahsedeceğimiz tüm fiillerin aynı şekilde ortak özelliğinden kaynaklı sevgili arkadaşlar o play'in sonuna ing takısı getirerek isimleştiriliyor. Yani daha önceden bildiğimiz present continuous tense, yani şimdiki zamandaki emizarla beraber fiilin sonuna gelen ing takısı ile, yani o bir tense yapısı olan present continuous tense'in kuralıyla burada kullandığımız ing takısının hiçbir benzerliği ya da alakası yok. I am interested in. Hatırlarsanız how about'ta da bu bizim karşımıza çıkmıştı. Prepositionlardan sonra, yani edatlardan sonra gelen fiil zaten muhakkak sonunda ing takısı alması gerekiyor demiştik. O yüzden I am interested in'den sonra ride'ın sonunda bir ing takısı var. Aşağı doğru örneklerine baktığımızda don't like ya da dislike'da da hate'de de can't stand'de de kendilerinden sonra gelen fiillerin hepsinin sonuna ing takısı alarak isimleştiklerini görüyoruz. Prefer'da tercih bildirmek için kullandığımız prefer kelimesi de aynı grupta bir fiil arkadaşlar. Yani prefer'dan sonra kullandığınız fiil de sonuna ing takısı alması gerekiyor. Şimdi prefer'ın bir özelliği var. Tercih ettiğimiz şeyleri anlatıyoruz biliyorsunuz. Tercih ettiğimiz şey her neyse prefer'dan hemen sonra onu kullanıyoruz. Daha sonra araya bir to preposition'ı, bir edatı kullandıktan sonra daha az tercih ettiğimiz ya da tercih etmediğimiz şey neyse de onu to'dan sonraya cümlede yer veriyoruz. Yine aynı şekilde hani kahveyi çaya tercih ederim derken yine sıkıntı yok. Çünkü kahvede, çayda her ikisi de isim görevindeki kelimeler. O yüzden direkt I prefer coffee to tea diye kullanıyorum. Ama içmek kelimesini bu işin içerisine aldınız, yani kahve içmeyi tercih ederim demek istediğinizde o zaman prefer'dan sonra drink yine sonuna ing takısı alacak. I prefer drinking coffee to tea for breakfast şeklinde. Şimdi ekrandaki örneğe bakarsak yüzmeyi tenis oynamaya tercih ederim diyor. Tercih etmek prefer geniş zamana göre çekimlendikten sonra swim ve play de her iki fiilde sonuna ing takısı alarak isimleşiyorlar. Şimdi prefer tercih etmek demek. Ama would rather da tercih etmek demek. Aralarındaki fark
Prefer bir fiil, would rather ise başlı başına bir yapı. Would rather'ı can gibi, should gibi, must gibi düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. O yüzden would rather'dan sonra gelen fiil sonu hiçbir ek almayacak. Prefer'dan sonraki fiil nasıl ayınçtakısı alıyorsa, would rather'dan sonra gelen fiil ise hiçbir şey sonuna almayacak. Would rather'ın prefer'dan bir farkı, prefer'da kullandığımız to yerine burada than kelimesi karşımıza çıkıyor. Örneklere de bakarsanız, I would rather drink tea than coffee, she would rather play volleyball than watch it şeklinde preferdeki to yerine would rather'da than kullanımının karşımıza çıktığını görüyoruz. Biraz da diğer kitabımıza bakalım. Mastermind kitabımız ikinci ünitemiz Teen Life'ı nasıl anlatmış? Daha doğrusu nasıl anlatmıştan daha çok Upswing kitabımızdan farklı olarak neler almış onlara bahsedelim. Böyle bir alıştırmayla başlamış. Kelimeler önemli olduğu için özellikle almak istedim arkadaşlar. Alıştırmayı. Energetic, enerjik, harmonic, uyumlu, impressive, etkileyici, terrific, müthiş, çok güzel, unbearable, çekilmez, katlanılmaz anlamına gelen kelimeler. Şimdi mesela ilk görseldeki kişi demiş ki I prefer pop music, pop müziği tercih ederim because cevabını verdi, sebebini anlatmış pardon, because it's trendy demiş. İkinci görseldeki Indian music is energetic, so bu yüzden I like it demiş. I dislike rock music, rock müziği sevmiyorum because it is unbearable demiş. Yani iki şer tane cümle vermiş, verilmiş görsellerde arkadaşlar. Ama anlatılan ifadeye göre because, so, yine tekrar because bağlaçlarıyla, çünkü bu yüzden anlamına gelen bağlaçlarla cümleler birleştirilmiş. Yine Mastermind kitabının üzerine sık sık durduğu kelimeler casual kelimesi. Günlük, gündelik anlamına gelen bir kelime. Özellikle kıyafetlerimizin üzerinde, kot pantolonlarımızın üzerinde falan çok sık göreceğimiz bir kelime. Ridiculous kelimesini çok kullanmış Mastermind kitabımız. Saçma, gülünç, komik anlamına gelen kelimeyi. Serious, ciddi. Snob, züppe, burnu havada kişiler için kullanılan bir ifade. Trend de modaya uygun, moda anlamına gelen kelimemiz. Yine Upswing'den farklı olarak Mastermind kitabımız kamp malzemelerinin İngilizce karşılıklarını da ünite içerisinde yer vermiş. Bunlar nelerdi? Bunları da bir hatırlayalım isterseniz. Kompas, pusula, map, harita, matches, kibrit kutusu içerisindeki o kibrit çöplerine verilen isim, pocket knife, cep çakısı, rope, ip, sleeping bag, uyku tulumu, tent, çadır, torch da meşale ya da fener anlamına gelen kelimemiz. Yine ünitenin kazanımlarından, önemli kazanımlarından bir tanesi olan like, love gibi kelimelerin, like'lar ve dislike'ların nasıl anlatılacağı ve onlardan sonra gelen fiillerin yine sonuna ayınçta kısalması gerektiği ile alakalı ya da işte prefer'ın nasıl anlatılması gerektiği, yine ondan sonra gelen fiilin sonuna ayınçta kısı gelmesiyle gerektiği ile ilgili örnekleri ya da anlatımlara yer vermiş kitabımız. Expressing regular activities diyerek simple present tense'den bahsetmiş. Düzenli olarak yapılan aktivitelerin anlatımı derken, işte I öznesinden sonra birinci haldeki play fiilinin, we öznesinden sonra olumsuz yaparken don't ve watch'un, he öznesinden sonra olumlu cümlelerde s takısı gelmesi gerektiğinin, she öznesinden sonra da doesn't, eğer olumsuz yapılacaksa doesn't'la beraber right birinci haldeki fiilin gelmesi gerektiğiyle ilgili örneklere yer vermiş kitap. Yine bir görsel var arkadaşlar. Görselde iki erkek ve iki kız arkadaşımızın birbirleriyle konuştuğunu görüyoruz. İşte en soldaki erkek arkadaşımız diyor ki What do you do at the weekends? I play basketball with my classmates. We are fond of sports. Burada önemli olan bizim için fond of kelimesi. Özellikle of'la beraber kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü font'un özelliği of'la beraber kullanılıyor olması. Font'tan sonra muhakkak. Eğer font deyip nokta koyacaksanız, cümlenizi bitirecekseniz sıkıntı yok ama fonttan sonra devam edecekseniz of gerekli. Yani o düşkün olduğunuz, meraklı olduğunuz şey neyse onu verecekseniz fonttan sonra of gerekli. Aynı şekilde iki kız arkadaşımızın diyaloğunda da bu sefer Kino'nun kullanıldığını görüyoruz. Kino'nda yine fond of'la eş anlamlı düşkün, meraklı, hevesli anlamına geliyor. Burada yalnız farklı olarak to be honest ifadesiyle başlamış. To be honest, dürüst olmak gerekirse anlamına geliyor. Şimdi soru neydi? How often do you go to cinema? Hangi sıklıkla sinemaya gidersin? Dürüst olmak gerekirse I don't like cinema. Ben sinemayı sevmiyorum. Ama I am keen on theater. Tiyatroya bayılıyorum. I don't miss any plays. Play'in daha önceki ünitemizde
tiyatro oyunu anlamına geldiğinden bahsetmiştik hatırlarsanız. Kolay kolay hiçbir oyunu kaçırmadığıyla da cümleyi tamamlamış. Yine sorular var arkadaşlar. 6 tane soru var ve bu 6 tane sorunun eşleştirmesinden, cevaplarıyla eşleştirmesinden oluşan bir etkinlik. Şimdi burada özellikle soruların ne demek istediğini ve sorular içerisinde kelimelerin anlamlarını bilmek önemli işin açıkçası. Şimdi ilk soruda ne var? How often does he wash his car? Şimdi how often ne demekti? Hangi sıklıkta demekti? Bir yapılan etkinliğin, yapılan eylemin hangi sıklıkta yapıldığını verildiği bir cevap arayacağız. He bizim için önemli bir ifade. Neden? Çünkü he ile sorulan sorunun cevabı yine he ile gelecektir. Wash his car. Hangi sıklıkta o arabasını yıkar? Şöyle cevaplara bakıyorum. I meet my friends 3 times a month. She goes to her course at 2 p.m. Yes, I do. I think it's impressive. I prefer reading science fiction books. In my opinion, they are terrific. I usually read a book, drink fresh juice, fruit juice and chat with my family. He. Evet. F şıkkı tam olarak bu sorunun cevabı düşünebiliriz. Şimdi ikinci soru, do you prefer reading children's books or science fiction books? İkinci sorunun da bizim için ipucu kısmı or'lu bir soru olması. Yani iki tane seçenek sunulmuş bize. Children's book mu, science fiction books mu? Bunlardan herhangi bir tanesinin olduğu cevabı arıyorum sevgili arkadaşlar. Evet, D şıkkında, daha doğrusu D cevabında I prefer reading science fiction books. In my opinion, bence demekti hatırlarsanız benim fikrime göre they are terrific, onlar mükemmel, harika diye cevap vermiş. What time? Vakit soruyordu hatırlarsanız. Does your sister, senin kız kardeşin diye sormuş. O zaman cevap da ya benim kız kardeşim diyecek, my sister diyecek ya da direkt hiç uzatmadan she pronounuyla, she zamiriyle cevap verecek. Şimdi bakıyorum hem zaman verilen hem de she ile başlayan B seçeneğini görüyorum. She goes to her course at 2 p.m. şeklinde. What do you do in the evenings? Akşamları ne yaparsın sorusuna şöyle bakıyorum elimde neler kaldı. I meet with my friends 3 times a month. I meet with my friends güzel bir cevap gibi dururken 3 times a month işi bozuyor. Bir ayda 3 defa kısmı çok sorun cevabı gibi durmuyor. B'yi kullanmıştım zaten. C'ye bakıyorum. Yes, I do. I think it's impressive. Bir yes, no sorusu değil. W'ye işle başlamış. What'la başlamış. Bu da olmaz. D'yi kullanmıştım zaten. Geriye sadece E seçeneğim kalıyor. Genellikle kitap okurum, taze sıkılmış meyvesi içerim ve ailemle sohbet ederim şeklinde. Do you like listening to folk music? Halk müzik seni dinlemeyi sever misin? Bir yes, no sorusu. O yüzden cevabının yes'le başlaması lazım ya da no'la başlaması lazım. C şıkkı doğru cevaptır diyorum. Yes, I do. I think it is impressive. Altıncı soruda, how often do you meet with your friends? Hangi sıklıkla arkadaşlarına bir araya gelirsin? Sorusuna A şıkkında hatırlarsanız 3 times a month'tu. Ayda 3 defa şeklinde idi. O yüzden 6. sorunun cevabını da A şıkkıyla işaretliyorum. Değerli arkadaşlarım, 2. ünite Teen Life ünitesi genel hatlarıyla bu bölümlerden ibaretti. Kazanımlarımız bunlardı. Umarım ünitenin birçok kısmı aklınıza tekrar gelmiştir. Tekrar bu videonun öğrendiklerinizi hatırlamak konusunda yardımcı olmuştur size. 3. ünitemizi anlatacağımız bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.